Günün özetini de yapalım. Elbette yargı notlarıyla başlayacağız. Generallere tahliye. Türkiye'nin gündeminde 28 Şubat davasında hüküm giydirilmişti kendilerine. Ve tahliye gereksinimleri anayasal bir hak olarak uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza atmasını bekliyordu. O imza epey geç geldi. Bugün tahliyelere tanıklık ettik. Diğer tarafta İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu. Yeniden çok konuşulur bir durumda. Çünkü Ayhan Bora Kaplan soruşturması Ankara Emniyetinde bir depreme yol açmış gibi. CHP lideri Özgür Özel de Yüce Divan atfında bulunarak İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgilerine başvurulması gerektiğini söyledi. Bugün ankette de o yüzden sorduk ama insanlar konuşacağını pek düşünmüyorlar. Bir de tasarruf meselemiz var. En çok da bakıldığı yer Beştepe ve Diyanet oluyor. Diyanet o meşhur lüks aracını neyse ki iade etmiş. Diğer yönüyle, menüsüyle, ek ödenekleriyle, bütçesiyle konuşulmaya da devam edecek gibi. Ve işin finali efendim, bir çay isyanı. Aslında birçok üründe alım fiyatları açılınca görüyoruz ki bu isyan büyüyor. Vatandaş sesini duyurmaya çalışıyor. Üretici üretemezse tüketiciye, yani gıda enflasyonu etkisinin nasıl olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Günün özeti bu şekilde. Bugün keçileri kaçırdık demiştik efendim. Değerli meslek büyüğüm, Sözcü Televizyonu ana haberde Fatih Portakal'ın sadece bir günlük yokluğunda karşınızdaydım. Pazartesi gündem masasında biz buluşmak üzere diyelim. Fatih Portakal da akşamında yine sizlerle saat 19'da buluşacak. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.